シュートだ。こんにちは皆さん、私はピュープリンスベジータです。Hoş geldiniz dostlarım, benim adım Prince. Evet arkadaşlar, Kaptan Tsubasa serimin ikinci bölümdeyiz ve bugünkü rakibimiz arkadaşlar Azuma Ichi, daha doğrusu Higashi Ichi takımı olacak. Hatırlarsanız birinci bölümde arkadaşlar Shizuoka bölge eleme final maçında Otoma'ya karşı oynamıştık ve bunları sanırım 2-1 yendik arkadaşlar. Otoma takımının kaptanı Urabe ve Nitta golcü ismiydi arkadaşlar. En golcü oyuncusuydu. Shine şutu vardı. Bunları sanırım 2-1 yenmiştik. Ve şimdi Japonya Ulusal Şampiyonası'na katıldık arkadaşlar. Burada ilk turda dediğim gibi Azuma Ichi takımına karşı oynayacağız. Higashi Ichi takımına karşı oynayacağız arkadaşlar. Bu Higashi Ichi takımın kaptanı en iyi oyuncuları. Ayrıca defans oyuncusu arkadaşlar. 7 numaralı ve bunun bir jilet şutu var. Bir de jilet hamlesi var arkadaşlar. Yani çok tehlikeli bir oyuncu. Ve maça doğru gidelim arkadaşlar. Azuma Ichi arkadaşlar. Higashi Ichi daha doğrusu. Osaka bölgesini temsil ediyor. Ve ilk defa bu turnuvaya katıldılar arkadaşlar. Katılıyorlar. Yani Japonya Ulusal Şampiyonası'na. Osaka bölgesinde arkadaşlar final maçında. Eleme final maçında. Naniwa takımını 1-0 eleyerek ilk defa dediğim gibi bu turnuvaya, bu şampiyonaya katılıyorlar arkadaşlar. Son dakikalarda Soda'nın bir jilet şutuyu arkadaşlar 1-0 alıyorlar. Ve çok büyük bir sürpriz oluyor çünkü normalde Naniwa Osaka'nın favori takımıydı arkadaşlar. Evet, neyse buraya geçelim. Burada antrenör iyi oynayın gibisine bir şeyler söylüyor. Şimdi birazdan kaptanı göreceğiz. Higashi Ichi takımda arkadaşlar. Makoto Soda, daha doğrusu Hayata diye tanılıyor. Sen misin Tsubasa'nın kişi diyor. Umduğundan da küçük biri misin, ufak tefek bir şey misin diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu da diyor şimdi Osaka bölgeden bilmem ne bilmem ne. Anlattım zaten daha demin. Okey arkadaşlar, Jisai Japonca küçük demek. Soda çünkü Jisai dedi. Yani Tsubasa umduğundan küçük biri misin. Şimdi ilk düellomuza giriyoruz. Eyvah. Hiç de iyi değildi. Ben en iyisi şöyle bir pasımı vereyim. Eyvah. İkinci düello mu? Hayır. Higashi Ichi takımı araya girdi arkadaşlar ve pası engelledi. Şimdi Higashi Ichi atak geliştiriyor. Mihashi 10 numaralı oyuncusu critical yapıyor ve geçiyor Mihashi arkadaşlar. Evet. Şimdi Azuma Ichi geliyor. Bizim defans oyuncuları birazcık salak salak ortalıkta dolaşıyor. Eyvah, zamanlamam çok kötü arkadaşlar. Alışmalıyım. Ne zaman bir bu oyunu oynamadım. Evet, enerjimiz çok az. Evet, şimdi geliyor arkadaşlar jilet hamlesi. Soda'nın. Tsubasa bizim çok enerjimiz çok az. Jilet mi diyor? Yani şaşırıyor Tsubasa. Çünkü bunu ilk defa görüyor. Özel hata. 3 kere critical yapıyoruz ama arkadaşlar Soda bizi sakatlıyor. Evet, bu bizde de var arkadaşlar. Soda normalde Tsubasa'yı durduramıyor ve faulla durduruyor. Burada inanılmaz diyor Sugai diyor. Evet, benden geçemeyeceksin gibi bir şeyler diyor arkadaşlar. Japoncam dediğim gibi pek iyi değil. Yani bizim biliyorsun Nakatsu 2 kere üst üste şampiyon oldu ve 3. kez olmak istiyor. Ve Azuma Ichi takımda arkadaşlar bunu engellemek istiyor. Daha doğrusu Soda ve Azuma Ichi takımı. Okey, şimdi animede de arkadaşlar Tsubasa bu Soda'nın hamlesinden sonra sağ ayağında bir sakatlık yaşıyor. Yani şimdi sakat sakat oynayacağız. Devam. Ryo Shisaki. Benim bu seride en sevdiğim defans oyuncusu arkadaşlar. En komik karakterlerden biri zaten Ryo Shisaki. Şimdi eyvah, jilet şutu gelebilir. Soda bomboş pas verdi, hayret. Şimdi biz gireceğiz araya. Evet, critical yapıyoruz ve topu kaptık. Ulan Soda, sen yok musun sen? İki kere critical yapıyoruz ve Soda'ya da geçiyoruz arkadaşlar. Sakat makat anlamıyorsa bazen. Şimdi bir oyuncu daha geliyor, onun enerjisi az. Bir critical daha yaptık. Şimdi normal... Evet, Tsubasa diyor. O Japonya milli takım menajeri mi ya da
O oyuncuları seçen kişi arkadaşlar. Adını unuttum şu an. Ah, etkili olmadı. Hyper yapamadık arkadaşlar. Gördüğünüz o 3 tane şey kombinasyon şeyi gizli henüz. Ve arkadaşlar kaleci Tsuji için çok kolay bir top oluyor. Higashi için kaleci Tsuji, Ryota Tsuji. Bu bölüm normal Subaz arkadaşlar ilk defa o top spin driver shoot, yani özel şutum deniyor. Buralardan çakıyor aslında. Ama neyse biz şu... Eyvah, yandım. Allah'tan critical yapıyoruz arkadaşlar. Soda yine geçiyoruz. Evet, Kaptan Subaru'yu tutamıyor Soda. Şimdi hyper deneyeyim ama enerjim çok az. Aslında çok salakça bir şeydi şimdi. Evet, Soda girecek araya. Evet. Azuma Ichi defansı araya giriyor ve topun gücünü indirdi 600'e. Bu kale için çok kolay bir top olacak şimdi. Zaten birinci hamlede gücü düşürmüştü. Tsuji kalecisi arkadaşlar. Gol atmalıyız. Normalde animede arkadaşlar, yani bu çizgi dizisinde Higashi Ichi takımı Soda'yla 1-0 öne geçiyor. Soda'nın jilet şutuyla Miyashi gelecek yine arkadaşlar. Durdurun. Eyvah, critical yaptı. Şimdi iş kalecimize kaldı. Okey, tamam arkadaşlar. Sikinti yok. Kalecimiz Murasashi için çok kolay bir top. Tamam, bunu geçtik. Şimdi Soda gelecek sanırım. Evet, Tsubasa. Adam başka bir şey demiyor, sadece Tsubasa diyor. İki kere critical yapıyoruz ve Soda'yı yine geçiyoruz arkadaşlar. Maç hala 0-0 arkadaşlar. Gol atmak ölüm bu oyunda. Evet, şimdi bunu Tuvalo'yu kazanırsak acayip olacak ve çok iyi arkadaşlar. Şimdi kalecinin üstüne koşacağım ben sadece. Böyle bir duelloya girelim bakalım kaleciyle. Evet, bakın gola bakın şimdi. Kaleciyi geçiyoruz. Ve Nankatsu Kaptan Tsubasa ile 1-0 öne geçiyor arkadaşlar. Golasso. Evet. Dediğim gibi normalde animede Higashi iç takım 1-0 öne geçiyor arkadaşlar. Şimdi biz Kaptan Tsubasa'nın hikayesini değiştirmiş olduk. Nankatsu 1-0 önde. Şimdi yine ikili duello. Lan ne çok geldi lan. Nani diyor. Ne oldu ya diyor. Japonca arkadaşlar nani demek. Ne oldu? Eyvah arkadaşlar, eyvah. Miyashi geçti. Pasını verdi. Şimdi çok büyük bir ihtimalle jilet şutu gelecek yine. Evet. Jilet şutu geliyor arkadaşlar Soda'nın. Ooo, 3000 aman 2300 arkadaşlar, çok zor olacak. İnşallah defans oyuncusu araya girer. Tsubasa Morizaki diyor. Arkadaşlar yanlış. Tutamayacağız. Zamanlama çok kötüydü. Maçta eşitlik var arkadaşlar. Makoto Soda ya da Hayata arkadaşlar 1-1 yaptı. Sugoi arkadaşlar. Sugoi Japonca inanılmaz demek. İnanılmaz bir şuttu arkadaşlar. Evet, ilk yarı bitmek üzere. Maç 1-1. Şimdi Izawa critical yapıyor ve topu aldı. Belki bir şut da atabilir miyiz? Ben bir şut deneyeceğim. Enerjimiz çok az arkadaşlar. Olsun, yani deneyelim. Hyper shoot arkadaşlar. Ama gücümüz çok az olduğundan topun gücü de az olacak. Evet. Hyper yaptım ilk defa. Ryota Tsuji için kolay bir top. Evet, bir oyuncu bayıldı orada. İlk yarı bitti arkadaşlar. 1-1. İkinci yarı bayağı heyecanlı olacak şimdi. Kaptan Soda'yı görüyoruz. Evet, Tsubasa ayağı sakat dedi arkadaşlar. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Bunu değerlendirmemiz gerek. Tsubasa doğuşta. Tsubasa neyin var diyor. Bir şey mi var diyor. Doğuşta neyin var diyor. Yani bir şeyim yok diyor. Bir şeyim yok diyor arkadaşlar. Evet, sakatlığımı benim
arkadaşlarımdan gizli tutmalıyım diyor. Endişelenmesinler diye arkadaşlar. Hani su bazen handikaplı arkadaşlar. Sakatlığı var. Normalde o böyle bir şut deniyor ya. İlk defa top spin driver şutunu deniyor ama... Evet, hyper! Ama çok az. Bunu geçti. Bunu geçecek mi yoksa değecek mi? Eyvah, değiyor ve gücü düşüyor. CG ile 3 hamlede bu topu kurtarıyor. Hayret arkadaşlar ya, normalde o animasyon gelmesi lazım. Yani dizide öyle. Top spin deniyor ve... Kalenin üst ağlarına gidiyor şutu. Yani bazen o top spin şutu, driver şutu henüz tam iyi yapamıyor. Roberto'dan öğrendiği şutu. Ve normalde o şut profesyonel oyuncular tarafından kullanıyor. Denesem mi lan yine? Gel lan. Bir şut daha deniyoruz. Hype yapacağız mı? Hayır, yapamıyoruz. Tamam, böyle salak salak şut atmayayım uzaklardan. Onu geçti. Şimdi bakalım kaleyi tutabilecek mi? Arkadaşlar tutuyor. Tam sağlam tutmasa da olayı engelli şimdi. Çak. Hyper olmadı. Ama 2100 arkadaşlar, bu gol olabilir. Bu gol olabilir. Suji uzanıyor ama kornere çıkartıyor arkadaşlar. Çok şanssız bir an bizim için. Evet, şimdi bir animasyon daha gelecek. Kaptan Tsubasa. Hyper arkadaşlar, bu gol olması lazım. 2600 gücünde uçuyor top. Şimdi inşallah oyuncu değmez. Ulan değiyor. Kaleci tutma. Kötü ulan. Yetişecek mi? Ulan oyuncu değmezse arkadaşlar gol ya. Atamıyoruz yine. Bana ver, bana. Taki, hadi adamım. Critical, süpersin. Bana ver. Şut deneyelim. Hyper olmadı Allah'ım. Soda, yürü git adam. 7000, aman 700-800 şey gücümüzü indirdi ya. Sucde. Rahatça kurtarıyor. Evet, çok bastırıyoruz arkadaşlar. Baya bastırıyoruz ama bir türlü gol atamıyoruz. Ulan Soda abi, yürü git adam. Hele şükür. Şimdi hyper deneyelim. Hadi o zaman. Arkadaşlar bu ne ya? Niye o şeyler gizli kombinasyonlar? Onu nasıl açabilirim? Bunu aranızda bilen var mı? Hiç sanmıyorum ama arkadaşlar, eğer bilen varsa bu kombinasyonu nasıl açabilirim ya da bu kombinasyon ne olduğunu arka bilen varsa bana lütfen yorumlara yazsın. Lan Soda bir yürü git adam. Gerçek dizide de Tsubasa'yı markacı alıyor arkadaşlar. Şimdi Kizugi Tepa'ya geliyor. Ayy. Direk devam. Tsubasa rövaş hata yap. Ta ki. İki kere bet yapıyorum ya. Ulan dislek. Tutamadım hatta. Arkadaşlar. Pas ver Kizugi, pas. Hadi ya. ...1950 ile gidiyor. Ve kaleci tutabilecek mi? 710 çünkü gücü arkadaşlar. Hayır, tutamıyor. Hele şükür ya. Hele şükür. Kaptan Tsubasa golünü atıyor arkadaşlar. Nankatsu 2-0 önde. Hey yavrum hey. Hey yavrum hey. Arkadaşlar 2-1 öndeyiz. Niye ben buna çakıyorum ya? Oha. Evet. Şutumuz Soda'dan geçmedi. Soda bizi markacı alıyor. Şunu bir deneyelim. Hadi Tsubasa.
Yanlış tuş, yanlış tuş. 1800. Gol olur mu? Gol olur mu? Kaleci Tsuji uzanıyor ve yumrukla uzaklaştırıyor arkadaşlar. Arkadaşlar son saniyeler, maç bitmek üzere. 2-1 öndeyiz. Animede normal 2-1 bitti bu maç. Evet, gücümüz çok azdı. Soda şimdi topla hareket halinde, gol atmak istiyor. Araya girin oğlum. Tsubasa. Evet, şutuma dikkat et diyor. Şimdi diyor, diğer yöne gidecek diyor şutu. Yani faul solu gidecek arkadaşlar diyor. Evet, artık son şansları bu da. Son bir jilet şutu arkadaşlar. Sol alan geliyor. Kalecimiz ne yapacak bakalım. Tutuyoruz. Tutuyoruz. Evet, falso diyor. Diğer köşeye atla diyor. Yine. Bakın. Ve Morozaki arkadaşlar öbür tarafa koşuyor. Uzanıyor. Ve. Ne dedin, duymadım. Evet, inanılmaz bir şutu kurtarıyor Morozaki arkadaşlar. Son saniyelerde arkadaşlar vallahi golü yiyorduk. Son defa bir hyper deniyoruz. Bunu zaten yapamayacağım. Hayda. Soda izin verdim arkadaşlar. Evet, maç bitti arkadaşlar. İkinci bölüm Azuma Ichi maçı 2-1 kazanıyoruz. Ve bir üst tura çıkıyoruz arkadaşlar. İkinci tura çıkıyoruz. Çok zor bir maç oldu ya gerçekten. Evet, Tsubasa. O drive şutu baya, ne diyor ya, tam anlamıyorum arkadaşlar. Ama o dedim top spin şutun baya iyi diyor. Bunun üstüne daha çok çalış diyor. Benim şutumdan, jilet şutumdan daha iyi olur diyor yani. Ve evet arkadaşlar, kafanızı yani boynunuzu bükmeyin diyor. Ya maç yenilebiliriz diyor. Bir dahaki sefere yeneceğiz gibisine bir şey dedi arkadaşlar. Çok anlamıyorum dediğin gibi. Evet, çok iyi bir oyuncusun diyor Makoto Soda. Bu ikinci bölüm sonuna geliyoruz arkadaşlar. Üçüncü bölümde şimdi bu takımı ben tam olarak tanımıyorum. Bu çünkü çok kısa geliyor animede arkadaşlar. Ben buna bir not aldım kendi adıma. Nishiki Gaoka takımı olacak arkadaşlar. Burada da iki önemli oyuncu var. Biri kaptanı 10 numara arkadaşlar. Amamiya diye adı. Ve diğeri ise 9 numara Shizaki arkadaşlar. Bu golcü oyuncuları. Normalde bu iki oyuncu animede yok arkadaşlar. Manga zaten hiç yok. Bu maçta arkadaşlar Nankatsu normal 6-0 yeniyor ve Tsubasa bu maçta çok şey yapmıyor. Yani kendi oyuncuları Ryo Shizaki olsun, Kizugi Tepai olsun diyor. Kaptanımız diyor, sen ayağın sakat olduğundan birazcık rahat oldu. Yani çok şey yapmadı. Biz senin için hallederiz diyor bu maçı. Ve 6-0 sonunda yeniyorlar arkadaşlar. Bu maçı oynayacağız. Neyse, ben burada bitiriyorum arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer hoşunuza gittiyse lütfen lütfen beğeni sembolüne basın arkadaşlar. Beni destekleyin. Kanalımı destekleyin. Kaptan Tsubasa'yı destekleyin arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Peace out. Sayonara. Bye bye. Yuppa.